Kız dur. Hazır mısınız? Hazırız beyim. Lakin Gümüştekin peşimize alplerini takmış. Her hareketimizi gözlerler. Atları Abdurrahman götürdü beyim. Gece de onları atlatacağız, gereğini yapacağız. Sen merak etmeyesin. Eyvallah. Size güveniyorum. Uyanık olun. Bu işi öğrendiklerinde ilk iş Tuğtekin alplerini üzerimize salacaktır. Sakın ola karşı koymayın. Sizden isteğim Tuğtekin'in alpleri geldiğinde onlara boyun eğmenizdir. Anlaşıldı mı Bamsı? Anlaşıldı beyim. Hakkını helal et beyim. Helal olsun Doğan kardeş. Allah yardımcımız olsun. Senin beylik meziyetlerin Dodurga obasına refah ve selamet getirecektir. Eyvallah. Senin tecrübelerin bana yol gösterecektir Gümüştekin beyim. Çok yaşa Tuğtekin beyim! 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 Dodurga'nın yiğit beyleri, nice büyük cenklerden, nice büyük acılardan çıktık. Rahmetli Korkut Bey'imiz sayesinde önümüze çıkan her engeli nasıl bir bir ezip geçtiysek, nasıl pusatlarımızdan akan kanlar kutlu bir nehir gibi daha nicesini silip süpürdüyse, bundan gayrı da böyle olacaktır. Rahmetli Korkut Bey'imin kanını yerde koymayacağım. İmdi vakit Dodurga için içimizdeki hainlerden kurtulup şahlanış vaktidir. Çok yaşa Tuğtekin beyim! 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 Tuğtekin beyim. Peygamber Efendimiz'e düzenli olarak gelen vahiy bir müddet kesilir. O vakitlerde Cebrail aleyhisselam kendisine görünmez. Bunun üzerine müşriklerden bazıları Rabbi Muhammed'e küstü, onu terk etti diye alay ettiler. İnsanları Allah'ın dinine davet ettiği günden beri müşriklerin sert tepkileriyle karşılaşan Efendimiz bu defa onların alaylarına muhatap oluyordu. Bu durum iki cihan serverini çok üzüyordu. Onun en büyük yardımcısı şüphesiz Rabbiydi. Allah'tan gelen vahiy ona güç ve kuvvet veriyordu. Davet yolunda nasıl hareket edeceğini gösteriyordu. Vahyin kesilmesiyle Efendimiz tek dayanağı olan ve kendisini teselli eden Rabbinden mahrum kalmıştı. Efendimizin büyük sıkıntılar yaşadığı bu vakitte
Duha suresi nazil oldu. Rabbi Habibine şöyle seslendi. Andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bilip yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Dilenciyi de azarlama. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. İşte bu sure Efendimiz'e yeniden güç ve müjde vermiştir. Efendimiz'e ümmet olma şerefine nail olmuş olan bizler için de muhakkak dersler vardır. Karanlık her tarafı kaplasa, zulüm bütün cihana yayılsa da Rabbimizin bizi unutmadığını bilelim. Bunca kötülüğün, fitnenin yaşandığı, zalimin mazlumu ezip galip geldiği, zulmün afakı sardığı, kardeşin kardeşi boğazladığı bu cihanda bize düşen yılmadan, yeise düşmeden iyiliği, güzelliği ve ahlakı tesis etmektir. Bu büyük mücadelenin mükafatı bu dünyada olmasa da ebedi ahiret yurdunda olacaktır. Bu Allah'ın mümin kullarına vaadidir. Bu yol elbette çetindir. Lakin Rabbimiz, yoksa siz sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz der. İstikbalde en gür seda, hak ve hakikatin sedası olacaktır. Yeter ki inancımızı yitirmeyelim. Yeise düşmeden mücadele edelim. Gümüştekin Tuğtekin'i toy gören, beyliğin altından kalkamayacağını düşünenleri ikna etti. Dodurgu beyliği değilse bu adamın derdi ne? Sen ne düşünürsün kardeş? Beyliğe aday olmadıysa daha büyük bir menzile ulaşmak ister. Ne demek bu Ertuğrul? Emir Saadettin'e ettiği hizmetlerin karşılığını er ya da geç alacaktır Konya'dan. Ağzında koca bir kemikle. O kemikle önce beni ezmek isteyecek. Sonra da yanımda kim varsa herkesi. Ona gücü yetmez beyim. Katili Aytol'umdur beyim. Her şeyi anlat. Anlat yoksa seni kurbanlık koç gibi burada keserim. Anlat. Yaşlı kadını Aytol'un öldürdü. Gonca Gül de bunu bilir. Ah Selcan, ah. Ne ettin sen? Selcan dertli bir kadındır beyim. Belli ki sen de merhametli bir yiğitsin. Bunca yıl döşeğini paylaştığın karını bir kenara atmayacak kadar temiz bir kalbin vardır. Bilirim, yükün çoktur. Böyle kederli, böyle yalnız olmak sana yaraşmaz beyim. Gayrı ne edeceğimi bilemez haldeyim. Olmayanı olduran yüce Rabbim, bana doğru yolu göster. Gerçek bir an evvel ortaya çıksın ki gün yüzü göreyim. İki obayı bir edip Moğol'a karşı dimdik duralım derken avradım yüzünden her şeyin bitmesine müsaade etme. Her türlü kötülükten, her türlü şerden sana sığınırım.
Destur var mı Artuk Bey? Buyur Doğan abi. Doğan abi. Sen hiç merak etmeyesin. Allah'ın izniyle Banu Çiçek'i zalimlerin zulmünden koruyacaksın. Hem bak, öyle bir şerbet hazırladım ki yaz günü ayı içse kış uykusuna yatar. Allah razı olsun Artuk Bey. Onca cenk ettim. Hiç ölümden korkmamıştım. Lakin şimdi bir şey olur da Banu Çiçek'i koruyamam diye korkarım. Keşke bana da yüreğime su serpecek bir şey yapsaydın. Şüphesiz ki Allah korkup sakınanların ve iyilik edenlerin yanındadır. Sen gönlünü ferah tutasın Doğan Alp. Eyvallah. Sır perdesinin ardında sadece obamızı değil, devletimizi de zaafa düşürecek ihanetler vardır ona. Banu Çiçek'i kaçırdıktan sonra gerçeği nasıl ortaya çıkaracaksınız Ertuğrul? Gümüştekini üzerime çekeceğim ana. Selcan'ı da Tuğtekin'i de korumanın tek yolu budur. Bu nasıl bir oyundur böyle? Oyun değil ana. Savaş. Pusatsız. Akılla yürüteceğimiz bir savaş. Bazen bir yangını söndürmek için başka bir yangın çıkarmak gerekir. Gümüştekin can havliyle üzerime saldırmak durumunda kalacak. O vakit onun bir açığını bulup üzerine çökeceğim. Ağabeyim Gündoğdu da bu sayede gerçeği görmüş olacak. Gündoğdu senin yanında olduğumu duyunca bana gönül koydu. Selcan'la da konuşmaz. Çadırında tek başınadır. Göç etme vakti geldi dediğinde ağabeyim sana ne dedi ana? Bizim yolumuz Dodurga ile birdir. Noyan belası başımızda kılıç gibi dururken ayrılık gayrılık olmaz dedi. Peki ya abin en sonunda hayır derse ne olacak Ertuğrul? O vakit biz gideriz ana. Ben hayır dersem. O vakit bana inananlarla birlikte ben giderim. Eğer kimse inanmazsa tek başıma giderim. Babası bunun neyini anlamadın? Takip ediliriz derim sana. Doğan'ın Banu Çiçek'i kaçırması için bizi takip eden alpleri oyalamamız gerektir. Bu yüzden senle ben birbirimize gireceğiz. Alpler bizi de oyalanırken Doğan da ortadan kaybolacak. Şimdi anladın mı? Ya anladım. Onu anladım kardeş de. Doğan kardeş Banu Çiçek bacımı kaçıracağı değil. Biz niye birbirimize gireriz onu anlamadım. Kardeş bu zamanda bize alp lazımdır. Benim elim ağırdır. Seni niye feda ederiz? Artuk Bey'den şerbeti aldım. Hazır mısınız? Doğan kardeş bak. Banu Çiçek bacımı kurtaracı dayı. Turgut'u öldürmeyelim. Yazıktır. En kötü sakat kalır.
Ula sen beni kefere mi sanırsın ha? Kimin erliğiyle alay edersin? Ben senin ne rüyanda öldürdüğün ayılara benzerim... ...ne de öldürdüğün keferelere. Dikkat et de... ...gördüğün son suret ben olmayayım Bamsı. Ha? Anladım kardeş. Anladın. Ben seni anladım. Güzel. Bamsı, sakın bir daha bana dokunma, yoksa seni mahvederim. Turgut, gel hele. Gel hele Turgut! Ya git başımdan, yoksa fena olacak. Turgut, gel buraya. Gel lan, işimiz bitmedi. Turgut, Bamsı. Ne edersiniz ulan? Benim görse ne diyecek? Lan! Sen karışma. Dikkatsin bari, bir de seninle uğraşmayayım. Sizinle mi uğraşacağım be? Ben yatıyorum. Sen hatuna nasıl laf edersin? He? Hiç mi vicdan yok sende? Etmeyin kardeşler! Etmeyin kardeşler! Yapmayın! Kardeş kardeşe bunu yapar mı? Durun! Gel. Durun yapmayın! Sen gel hele! Bunu istiyordun gel! Gel hele! Gel! Gel! Yapmayın! Durun! Yapmayın kardeşler! Ayrılın! Kardeş kardeşe bunu yapar mı? Yeter, ayrılın artık! Yeter! Tamam, yeter. Tamam. Yazıklar olsun sana! Sana yazıklar olsun! Tamam, 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 sakin ol! Yeter, bırak artık! Bamsı, yeter! Yeter, durun artık! Gel hele! Tamam, tamam! Tamam, tamam! Tamam! Tamam. Beyniniz kutlu olsun beyim. Eyvallah. Beyniniz kutlu olsun. Obamıza şeref katınız beyim. Eyvallah Yiğit Salur. Beyniniz kutlu olsun beyim. Eyvallah Durgun. Haymana ve ailesi beyliğinizi tebrik etmeye gelmişler beyim. Buyursunlar. Müsaadenizle beyim. Buyurun. Hoş gelmişsin Haymana. Beyliğin kutlu olsun Tuğtekin. Eyvallah. Buyurun. Beyliğin hayırlı uğurlu olsun dayı oğlum. Eyvallah, eyvallah. Buyurun. Beyliğinle Dolurgan'ın yüz akı olacaksın Tuğtekin beyim. Sağ olasın. Allah yolunu açık etsin. Eyvallah, buyurun. Adaletinle, merhametinle, bileğinle o bana güç katasın Tuğtekin beyim. Eyvallah Ertuğrul beyim, eyvallah. Sağ olasın, buyurun. Beyliğin kutlu olsun Tuğtekin beyim. Sağ olasın Halime Hatun. Buyurun. Selamünaleyküm kardeşler. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayrola Doğan? Banu Çiçek Hatun'a sıcak şerbet getirdim. Senin bu katil avratla ne işin ola? Katil mi değil mi yarın mahkemede ortaya çıkacak kardeş. Ak koyun kara koyun yarın belli olacak. Var git yoluna Doğan. Kimseyi içeri alamayız.
E iyi madem. Siz için. İçiniz ısınır. Vicdanınız sızlarsa azıcık da Banu Çiçek Hatun'a verirsiniz. Beyliğin boylanıp boylansın, soylanıp soylansın, adalet üzerine kök salsın. Amin. Beyim, töremizde beylik kutlaması maalesef başka bir acının üzerine kuruludur. Korkut Bey'imizin acısı her daim yüreğimizde olacak, bilesin. Eyvallah. Obamın içini kemiren o fesata son verdiğim gün kutlu gün gelecektir. Gümüştekin Bey ve Goncagül Hatun geldiler beyim. Gelsinler. Hoş geldiniz. Allah beyliğini daim kılsın beyim. Eyvallah. Buyurun. Beyliğin hayırlı olsun beyim. Eyvallah Goncagül Hatun. Eyvallah. Buyurun oturun, buyurun. Dodurga'nın beyleri gibi Kayı'nın beyleri de bu vazifenin altından kalkacağıma inanmışlar. Ve bu vesileyle otağımı şereflendirip tebrik etmeye gelmişler. Sağ olasın. İnşallah İki otağın birlikteliği Moğol keferesine dur diyene kadar devam edecektir. İnşallah. Korkut Bey'imizin bizlere bıraktığı en büyük miras iki obanın birliğidir. Bu mirasın hakkını vermek için gereğini yapmak hepimizin boynunun borcudur. Babamın dediği gibi iki obanın kader birliği her şeyin üstündedir. Bu acı günümde devraldığım bu kutlu makamın hakkını Ertuğrul Bey'imin dediği gibi adaletimle ve merhametimle göstereceğim. İnşallah yarın kurulacak mahkemede babamın katili hak ettiği cezayı alacak. İnşallah. 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 Doğan'a. Gidiyoruz Çiçek Hatun. Aklını mı yitirdin sen? Neden yaparsın bunu? Başına ne haller gelir düşünmez misin hiç? Beyimin emridir. Çabuk olalım. Hakikatin ortaya çıkması için seni kaçırmalıyım. Önce nöbetçileri içeri alıp bağlamamız lazım.
Destur var mıdır Gündoğdu Bey'im? Buyur Gümüştekin Bey'im. İki obanın birliğinin zeval görmesinden korkarım. Hayırdır? Selcan Hatun'un iftiralarını Tuğtekin Bey yarın duyunca... ...duyduğu vakit onu böyle kolay zapt edemeyiz. Gonca Gül... ...istediğin gibi mahkemede ifade verecek. Yalnız... ...bilesin ki... Onun sözleri sadece bizleri değil, iki obayı da derinden yaralayacaktır. Buna hazır olasın Gündoğdu Bey'im. Bildiğin neyse söyle, Gümüştekin Bey. Bunu bana değil, kızıma sor. O sana her şeyi anlatsın. O vakit müsaaden olursa Goncagül Hatun'la bir konuşmak isterim. Git o halde. Belki yarın yaşanacak olan felakete engel olursun. Hayırlı geceler dilemek istedim ona. Var mıdır bir isteğin? Gökçe kızım taze su getirmeye gitti. Artık beyin verdiği ilaçları alacağım. Yarın daha iyi olacağım inşallah. İnşallah, inşallah. Yarın mahkemede dimdik durasın ki... ...herkes beyliğinin kudretini görsün. Bu acılı günümde tek dayanam sensin ana. Bilirim. Bilirim. Ondan hiç şüphe etmem. Oğul. Gecikmiş adaletten kimseye hayır gelmez. Hele üstümüzde. Öyle uğursuz bulutlar gezerken. Ne demek istersin ana? Ana. Baban sağken huzurumuz birilerinin zoruna gitmiş olacak ki hakkımızda mesnetsiz dedikodular yaymışlar. Yarın mahkemede bunları kendi kulağında duyacaksın. Korkut Bey'imin yasını yaşarken bu iffetsiz dedikoduları duymak acıma daha da acı katar. Değil ana. Bilip de ne saklarsın? Bey'imin otağında bunları konuşmak zul gelir bana. Lakin madem sorarsın. Gayrı bu obanın beyi olarak belki de bilmen daha doğru olur. Destur var mıdır Gonca Gül Hatun? Buyur Gündoğdu Bey'im. Gümüştekin Bey'imden müsaade aldım. Seninle bir konuşmak isterim. Duydum ki mahkemede benimle dinlenmemi istemişsin beyim. Belli ki Selcan Hatun senin de aklını bulandırmış iftiralarıyla. Gayrı
uğursuz sırların saklandığı testiyi kırmışsın. Hayırlı da olmuş. Vakti gelmişti. Mahkemede bildiğim her şeyi anlatacağım. O vakit sen de her şeyi öğreneceksin beyim. Gonca Gül Hatun. Benim mahkemeye kadar nefesim var mı bilmem. Bana indi. Burada her şeyi anlat. Gayrı benim sabrım kalmamıştır. Selcan'a taktığı kolyedir. Ona da vaktiyle anası vermiş idi. Sende ne arar bu? Selcan Altun. Tahminimden daha tehlikeli bir kadınmış Gündoğdu Bey'im. Kusura bakmayasın böyle dediğim için. Fitne tohumlarını anasının yadigarı bu kolyeyle saçmak istermiş meğer. Ne demek istersin Gonca Gül? Ölen o yaşlı kadını bu kolyeyle satın almaya kalktığını kendi gözlerimle gördüm beyim. Anlat. Her şeyi anlat bana. Değil ana. Bilip de ne saklarsın benden? Selcan. Yine obaya fitne eker. Veba gibi. Obada yalanları yayılır. Anlat ana. Anlat ki gereğini yapayım. Ölmek. Selcan'ın iftiralarına uğramaktan daha iyiydi benim için. Güya rahmetli anan sağken Korkut Bey'imle aramda gayrimeşru ilişki var. Her şey o uğursuz avradın ağzından çıkar. Baban sağken kulağına çalınmasın, üzülüp harap olmasın diye üstüne gitmedim. Gayrı takatim kalmamıştır. Gündoğdu Bey'im Gonca Gül'ü avrat diye İstediğinden beri Selcan hiç susmaz. Bu mudur derdi avradın? Evet. Bunları konuşmayı bile hayal ederdim. Belki de bunları benden işitmen daha hayırlı olur. Anlat ana, anlat. Demek istersin Gonca Gül? Dost doğru anlat. Babamın ayağındaki yara için şifalı ot toplamaktan dönüyordum. Bazı sesler duydum. Gidip baktığımda ikisi hararetli konuşmaktaydı. Yaşlı kadın Selcan'ın ona verdiği kolyeyi Aytol'un altına bunu yapamam diyerek fırlatıp attı. Selcan'ın biatlar karıştırdığını anlamıştım. Hemen gidip olanları halama anlatmak istedim. O sırada kilimhaneye yaşlı bir kadının cesedinin bulunduğu haberi geldi. Herkes gittikten sonra gidip yaşlı kadının fırlattığı yerden kolyeyi aldım. Ne söyledin ona? Söylemedim. Ne dedin diyorum? Söylemedim. Bu ne? Ha? Bir şey söylemedim. Suçluluğunun telaşından kolyeyi unutmuştu. Belki de aradı da bulamadı. Kolyeyi alıp sakladım. Her şeyi anlamıştım. Neyi anlamıştın Gonca Gül? Gonca Gül, Allah aşkına söyle. Neyi anlamıştın? Selcan'ın o yaşlı kadını öldürdüğünü.
Sonra da beni Allah'ın her günü Gündoğdu Bey'in yakasından düş diye tehdit etmeye başladı. Bir gün dayanamadım ve kolyenin bende olduğunu ve ne haplar karıştırdığını bildiğimi söyledim. O yaşlı kadını öldürdüğünü biliyorum. Ne dersin sen be? Kadının cesedi üzerinden senin verdiğin kolye çıktı. Kadıncağız almak istemeyince de onu öldürmüşsün belli ki. İspatı da ona verdiğin kolyendir. O da elimde. Sırf beyime daha fazla utanç olmayasın diye sustum. Lakin en küçük bir yanlışın olursa Gündoğdu Bey'im de, Korkut Bey de, Hayme Ana da gerçeği öğrenir. Seni toyda idam ettiririm Selcan. Bizden de, mutluluğumuzdan da uzak durasın. Goncagül, sen ne dediğini bilir misin? Bilirim. Mahkemede de bir bir hepsini anlatacağım Gündoğdu Bey'im. O yaşlı kadını Selcan öldürdü. Öyle mi? Evet. Mahkemede de bunun hesabını verecek. Başka ne vardır bildiğin? İspatlayamayacağım şeyleri söylemek bana yakışmaz Gündoğdu Bey. Yok Goncagül yok. Ben seni şimdi burada yargılamak derdinde falan değilim. Tek bilmek istediğim gerçektir. Aytuğ'un hatunun söyledikleri doğru mu? Doğru mu dedim? Oh, benim güzel kardeşim. Ne vakit eşiklerde ömrünü çürütmekten vazgeçeceksin? Ne vakit laf taşımaktan sıkılacaksın? Gayrı sabrım kalmadı. Gerçekleri söyle artık. Doğru mu söyle? Destur! Beyim. Çık dışarı Gökçe. Tutekin. Çık dışarı Gökçe. Beyim. Çık dışarı dedim! Çık dışarı! Beyim! Gerçeğin ne olduğunu öğrenene kadar hiçbir yere gitmem. Ablan olacak bu şeytan! Ayton'un altınla babamın gayrimeşru ilişkileri olduğunu yayarmış herkese. Hem de daha anam ölmeden! Ama doğru mu bu? Doğru. Lakin iftira değil. Hepsi gerçektir. Anlat. Anlat Selcan Hatun. Anlat ki ecelin olmayayım. Anlat. Anlat! Destur var mı Hayme Ana? Hayırdır Abdurrahman? Hayme Ana, Tuğtekin Bey. Selcan Hatun'un çadırına girmiş. Nikahlanmadan evvel güya gayrimeşru ilişkileri var diye halamla Korkut Bey iftiralar attı. Bu da yetmezmiş gibi halam Bey Hatun'u olmak istiyor diye Duru Hatun'u öldürmek istediğini söyledi. Daha ne diyeyim Gündoğdu Bey'im? Bu iftiralarıyla Banu Çiçek'i kandırıp onları öldürtmeye kalktı. Neden bilir misin beyim? Sırf senin avradın olamayayım diye. Beni, halamı, babamı suçlayarak aramızı açmaya çalıştı. Yetmez mi beyim? Olan o ahmak kızı oldu. Selcan Hatun'un bu işten sütten çıkmış ak kaşık gibi çıkmasına müsaade etmeyeceğim beyim. Senin nefretini dahi kazansam bu işin peşini bırakmayacağım. Al kolyeyi beyim. Anana ver. Ver ki kızının ne kadar vicdansız biri olduğunu kendi gözleriyle görsün. Konuşlama bir kadın. Beyim, kurban olayım beyim yapma.
Aytolun Hatun'la babam hakkında bildiklerini söyle. Konuş. Hepsi bu değildir ki beyim. Dahası da var. Seni üstüme salan soysuz eksik anlatmış sana. Konuş. Anan gibi taşı sıksa suyunu çıkaracak olan bir hatunun birdenbire ölmesinden hiç mi şüphelenmedin Tuğtekin beyim? Ne demek istersin? Hala anlamaz mısın? Bir daha deyim o vakit. Ananın da babanın da katili hala otağındadır. Tuğtekin Bey! Tuğtekin! Thank you.